Merhaba, iyi günler. Tarık Çelenk konuğumuz ve kendisiyle Nakşibendiliği, tarikatları genel olarak ama özel olarak Nakşibendiliği ve Nakşibendiliğin devlete yönelik ilgisini konuşacağız. Merhaba Tarık. Merhaba Ruşen. Politik Yol'da güzel bir yazı kaleme aldın. Zaten bu yazıyı görür görmez seni aradım. Nakşilik evet. Yoksa hal Müslümanlığı mı diye, ama orada en çok ele aldığınız husus Türkiye'de ağır basan Nakşibendi'nin halidilik kolunun öteden beri devletle hep bir iç içe olma hali. Şimdi bu en son yaşadığımız menzil cemaati, şeyhin vefatı ve üç oğlunun paylaşması, cemaati paylaşması ve en büyük oğul Sakeroğlu'nun yaptığı açıklama, yani bir nevi dine dönelim açıklaması yaptı, biliyorsun. Dünyadan, yani dünyeviden uhreviliğe. O tabii ki aklıma geldi. Yazıda hiç bahsetmemişsin ama anladığım kadarıyla senin de aklında bildiğin de bir konu olduğu için. O bir şeyi gösteriyor anlaşılan. Serki Erol'un söylediği, kendisi şu anda tarikatın en önde gelen şeyhlerinden birisi oldu. Ve tekrar tarikat işlerine dönmekten bahsediyor. Sen de bu yazıda aslında Nakşibendiliğin öteden beri tarikat işlerinin yanı sıra hatta daha fazla devlet işleriyle uğraştığını söylüyorsun. Osmanlı tarihinden örneklerle ve Cumhuriyet'ten örneklerle. İstersen hızlı bir şekilde şu Osmanlı'da Nakşibendiliğin devlete alakasını bir izleyicilerimiz için, yazıyı okuyamayanlar için hızlıca bir özetle, daha çok Cumhuriyet'e ve bugüne gelelim sonrasında. Yani biliyorsun, bu yazının yazılmasına vesile olan Osman Bostan'la bir tartışmamız vardı. Şu anda Türkiye'de biliyorsun Müslümanlık, İslam bir kimlik İslamı. Yani kimlik İslamı kendi içinde öfkeyi ve ötekine karşı toleranslılığı, bir ortak aidiyet duygusunu ama ötekine karşı da bir mesafeyi içeriyor. Ve bu kimlik İslamı'nın oluşumunda özellikle Türkiye'nin son yakın tarihinde tarikatların rolü üzerine biraz tartıştık arkadaşlar. Ve bu kimlik İslam oluşumunda Nakşibendiliğin, Halidi kolunun etkisi üzerine bir değerlendirme yaptık. Yani Türkiye'deki bu kitleler üzerindeki kimlik İslamı, kimlik aidiyeti. Normalde baktığın zaman tasavvuf ya da tarikatlar bir hal durumu. Yani kişiye karşı çok özel. Hatta Nakşibendilik de gizlilik manasında kullanılıyor. Yani zikirler bile sessiz olur, ne kadar çektiğin, ne yaptığın, farz ibadetlerde kimse bilmez, şeyhin bilir ancak. Fakat bu bir kitlesel yapıya nasıl dönüştü tarzında. Bunun üzerine bir kafa yorduk ve burada şu gerçek. Mesela Nakşibendi tarikatının kurucusu Bahattin Nakşibendi, Orta Asyalı muhtemelen bir Türk. Kendisi hiyerarşik bir eğitimden gelmiyor. Yani buna üveysilik dedikleri bir şeyhi olmadan, İşte manevi rüya aleminde Hazreti Hızır'la ya da Abdülhalik Gözdevani'yle yüzyıllar önce vefat etmiş bir ruhaniyetle ilişkisi üzerine olgunlaşan ve hiyerarşik olmayan Yesevilik, Bektaşiliği andıran bir yapıyla geliyor. Ve Osmanlı'daki ilk Nakşi tekkilere de o pozisyonda, yani fazla siyasetin içine girmiyorlar. İşte zannediyorum 2. Murat döneminde falan geliyor. Fakat iş haricilikle, yani 1800'lü yıllarda sanayi devrimi sürecinde değişiyor. Yani Mevlana Halit Bağdadi ya da Mevlana Halit Kürdi denilen genç yaşta da vefat etmiş şey. Hindistan'da Gulam Ali'den, Şeyh Abdullah Dehlevi'den ders alırken belli bir süre Hindistan'da kalıyor. Ve Hint ezoterizminle ve medrese fıkhının katılığı üzerinde bir senteze giriyor. Oradaki Hindistan'daki tecrübeleriyle. Yani rabıta, nefes tutarak yapılan zikirler, nefi ispatlar vesaire. Ve bu süreç içinde de Hindistan'da Britanya işgaline de şahit oluyor. Yani oradaki bir kaosa, oradaki bir devlet varlığının hissedilebileceği bir kaygılara falan da şahit oluyor. Ve oradan İran'a geçiyor. İran'da Şii ulemayla uzun süre tartışmalar yaşıyor. Ve onun sünnilik anlayışı, sünni fıkıh, sünni medrese anlayışı daha da katılaşıyor Mevlana Halid'in İran'daki tartışmalar üzerine. Ve Şam'a döndüğü zaman, Süleymaniye'ye döndüğü zamansa bu sentez üzerinden tarikatına dersler vermeye başlıyor. Halifelerini yaymaya başlıyor. Kafkasya'ya gönderiyor halifelerini. Özellikle
Güneydoğu Anadolu'da çok etkili oluyor. Tam da işin o tarafı 2. Mahmut Yeniçeri reformu yapıyor. Yeniçeri Ocağı'nın tasfiyeye kalkıyor. Büyük bir kanlı bir tasfiye oluyor. İngilizce purge dedikleri ve Yeniçeri Ocağı'nın teminini oluşturan Bektaşilik, Melaminlik gibi tarikatlar da dolaylı tasfiye oluyor. Yani Bektaşilik tabii daha hal üzerine olan, daha bireysel ve nefes üzerine olan bir tarikat Bektaşilik ve Bektaşi malları müsaadele ediliyor. Yani el konuluyor Bektaşi mallarına ve bu özellikle Balkanlarda ve Anadolu'da çok etkili oluyor. Tabii bu sırada Mevlana Halid'in hareketi ve halifelerin mektupları İstanbul'a geliyor ve ilk başta Mahmut bayağı mesafeli yaklaşıyor. Bakıyor ki devlet bürokrasisi falan bu işin içine giriyor, dahil oluyor ve yavaş yavaş Halid-i Nakşiliye, işte müsaade edilen Bektaşi malları da dahil olmak üzere yavaş yavaş devlette ilk güvenini kazanmaya başlıyor. Ve tabii Halid-i Nakşiliye'nin devlet anlayışı farklı bir devlet anlayışı. Yani hilafetin, halifenin olduğu, İslam şeriatının, fıkhının korunacağı ulul emir diye bir kavram var biliyorsun. Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde yani sizden olanlara itaat edin. İmamınız fasık da olsa, günahkar da olsa buna itaat edin tarzında. Bu bir devlet anlayışıyla birleşiyor. Yani ve hatta öyle ki Abdülmecid Nakşi, ikinci Mahmud'un oğlu ve halk ikisine de gavur padişah diyor aslına bakarsan. Kıyamet kıyafetleri fonlarıyla beraber ikinci Mahmud'a da Abdülmecid'e de ve buna rağmen Abdülmecid'i çok seviyor Nakşiler ki Abdülmecid'in vefatından sonra 1925'e kadar türbesinde Nakşibendi zikri Hatime-i Hacegan uygulanıyor. Sanırım bu sularda da uygulanabilir onu bilmiyorum. Ama burada Nakşibendilik böylece Osmanlı sarayına, hanedana, bürokrasisine giriyor. Abdülhamit döneminde her ne kadar şazelilik biraz daha ön plana çıksa da ama Abdülhamid'in işte ailesinden falan işte Halide Edip Adıvar'ın ilk eşi Adnan Adıvar'dan tutun, Mehmet Ali Ayni'ye kadar tutun, işte Fevzi Paşa Atatürk'ün bürokratlarına kadar Halid-i Nakşiliği etkili oluyor. İttihat Terakki de aslında Terakki'nin önde gelen insanlarında da etkili oluyor. Çünkü Halid-i Nakşiliği bu manada işte hilafet, halife, devlet kavramlarını çok ön plana tutuyor ki şeyhler işte Ruslara karşı savaşıyor. Muhammed Diyarettin Said Nursi'nin ilk hikayesi Nakşilik üzerine başlar. Abdurrahman Tahir dergahında başlar. Said Nursi'de de bir sağlam bir devlet anlayışı var. Özellikle 1908 İttihat Terakki devrimini desteklediği zaman bile bir düzen, bir kaos üzerinden şey yapıyor. Fakat işte Cumhuriyet kurulduğu zaman ilk hatta biliyorsun Özbekler tekkesinden silah sevkiyatı oldu. İlk şeyde Kurtuluş Savaşı'na yani Nakşilik gene işin içindeydi. Fakat bu işte Kemalist devrimlerle beraber Nakşibendi şeyhleri Mustafa Kemal'e karşı direkt tavır almıyorlar. Dolaylı olarak alıyor ki ve o zaman yani devlet kavramı gene yerini koymakla beraber bir hikmeti vardır diye Mustafa Kemal ile Atatürk'le ilgili direkt açıktan çatışmaya girmiyorlar. Ama sağ iktidarların devlet idarelerini hep destekliyorlar. İşte bu konuda işte devletin kadrolarına kahtı rical, işte dönmeler, işte batı eğitimi gören bürokratlar geldi, Anadolu evlatları gelmedi tarzında. İşte Seyit Abdülhakim Arvasi mesela Necip Fazıl'ın şeyhi aynı zamanda ve Hüseyin Hilmi Işık'ın şeyhi, onun şeyhi ve Hüseyin Hilmi Işık özellikle orduda bunu yayıyor. Yani Kuleli Asker Lisesi öğretmeni ve o dönemden sonra bu İhlas Cemaati dediğimiz yapı da özellikle istihbarattan ve subaylardan çok şey oluyor. Yani müridan oluyor. Artık bir nefes al. Bayağı tabii. Uzun anlattın. Şimdi şöyle hususları biliyoruz. Yakın tarihe baktığımız zaman, çok partili hayata baktığımız zaman bir kere Milli Selamet Partisi, Milli Görüş Hareketi'nin kuruluşunda bir nakşibendilik var. Mehmet Zahit Kotku'nun işareti, onayı var. Erbakan kendisi zaten nakşibendiliğin içerisinden girmiş.
Ama onun da ötesinde çok sayıda devlette, devletin ekonomi alanında ya da sanayi alanında, endüstri alanında çok sayıda mühendis vesaire Nakşibendi dergahlarından geçmiş insanlar var. Ama bunların benim gördüğüm kadarıyla devlete sızma değil de devlete alınma şeklinde olmuş. Yani daha sonra Fethullahçılık örneği çünkü bambaşka bir örnek ama Nakşilerin benim gördüğüm kadarıyla onlar bir anlamda kimlikleri bilinerek ama şeyleri de bilinerek, vasıfları da bilinerek devlet özellikle sağ iktidarlar tarafından tercih edilmiş. Bürokrasinin içerisine bayağı bir şekilde Nakşibendiler gelmişler ama bunu bir örgütlenme, devletin içerisinde bir Nakşi örgütlenme olarak tarif etmemiz mümkün mü? Şimdi şurada bir ayrıntıyı kaçırmayalım, onu hatırlatayım sana. Yani Mustafa Kemalist yapıdan sonra devletle Nakşilik iyi geçinmeye çalışmış. Yani her ne kadar tarikatlar yasaksa da ve devletle sorunu olan siyasal İslam hareketlerine karşı ve onunla ilgili siyasi partilere karşı da başta merhum Erbakan olmak üzere mesafe koymuş Nakşibendi şeyleri. Süleyman Hilmit Tunayan Efendi'den tutun, Mehmet Said Kotku'ya tutun, menzildeki işte birinci Gavs dedikleri Seyit Abdül Hakim Efendi'ye kadar tutun. Bunlar hepsi Erbakan'a karşı siyasal İslam hareketi devletle sorun yaşar diye Süleymancılar da dahil hep mesafe koymuşlardır. Ne zaman AK Parti ile beraber ya da belediyelerle beraber siyasal İslam hareketi dönüşüyor, ulusalcılaşıyor, devlet o da artık devlet oldu deyince bu tartışmalarımız başladı zaten. Yoksa onlar her zaman bir sensör gibi bir siyasal İslam ya da bir siyasi hareketin devletle olan sorunu varsa o siyasi hareketle beraber gözükmemek için çok mesafe uygularlardı. Ve burada mesela bunun çok örnekleri ve çok şahitleri var. Bir kitap yazısı bayağı kaynakça bulunur bununla ilgili. İskender Paşa hareketi aslına bakarsanız bir yani devlette bizden iyi insanlar olsun. Bizde işte daha çok sosyal bilimci yoktu orada biliyorsun. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Devlet Planlama Teşkilatı'na yönelik. Tabii bu kadar insan aynı bir şekilde bir hocanın tedrisatından geçince ister istemez bir cemaatleşme oluyor. Ama bu cemaatleşme sadece Turgut Özal'ın işine yaradı. Yani Turgut Özal kendi ekibini kurduğu zaman arka planda işte İskender Paşa cemaatinden Mehmet Saad Kotku'nun rahiliyet tedrisatından geçmiş daha güvendiği bürokratlarla ki o bürokratların her biri de çok popüler insanlardı. Yani ve siyasi bir davranış içinde de değillerdi ama İskender Paşa cemaatinin devlet planlama teşkilatı üzerinde özellikle diğer bakanlıklarda değil ama devlet planlama teşkilatı üzerindeki hikayesini burada görebiliyoruz. Ama bu arada da tabii Özal'la beraber konuşurken Işık cemaati, İhlas cemaatinin bugünkü menzil cemaati tartışmalarını hatırlatırcasına banka işte ekonomik olarak büyümesi, işte daha da ileri giderek televizyonlar kurması ki zaten İhlas cemaati aslına bakarsanız kendisinde çok radikaldir. Yani mesela çorap giymeden namaz kılmayı bile mekruh sayarlar. Yani o kadar katı olmasına rağmen ama siyasi ilişkilerde ise çok aşırı bir lümpen liberal bir tarz uyguladılar. Ve bu yapın içindeki daha geri plandaki asker kökenli istihbaratçılar, bürokratlar ve bunlarsa tam Türk-İslam sentezini bu bir farklı bir derin devlet modelini oluşturdular. Bu gözden kaçmaması lazım. Özellikle İhlas cemaatinin ki İhlas Holding'de hep emekli askerler hatta 28 Şubat yapan insanların bir kısmı da İhlas Holding'de bazen yönetim kurulu üyeliği falan yaptı. Bence bunları tartışırken bu ayrıntıyı da burada kaçırmayalım. Burada beni öteden beri en çok ilk duyduğum andan beri en çok ilgimi çeken hususlardan birisi bir kere haridilik bir baktığımız zaman zaten bir Kürt tarafından geliştirilmiş. Tabii, hatta Kürt, yerde Kürt tabii. Yani Çağın Akşemendi evet. Türk, haridilik Kürt. Evet oradan demişiyor. Evet. Kürtler içerisinde de çok güçlü. Özellikle çok. Menzil'e baktığımız zaman Menzil'de hem Abdülhakim Erol hem de daha sonra kardeşi vesaire esas olarak ilk olarak Kürtçe konuşan kişiler. Yani Türkçeleri çok zayıftı. Buna rağmen mesela şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım ama sonra
bunu çok yaygın olduğunu duydum. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun menzile yakın olduğu ya da bir takım vakti zamanında MHP'den insanların, İslam'la ilgili olan insanların daha çok menzile yönelmiş oldukları. Şimdi burada acayip bir olay var. Demin senin bahsettiğin Abdülhakim Arvasi örneği de benzer bir örnek. Oradan aynı Kürdelik'ten Seyit Ahmet Arvasi gibi bir Türkçü, bir MHP'nin teorisyenlerinden bir düşünür çıktı yani. Evet. Seyit Ahmet Arvasi ile tanışıklığım vardır rahmetliyle. Hakikaten sağ cenahın önde gelen entelektüellerinden birisiydi. Türkçüydü ama Türk değildi yani, Kürttü. Şimdi tabii. Bunu da menzile benzetiyorum. Bu geçişli menzille paralel bir şey var yani. Evet. Evet, bu buradaki temel husus devlet herhalde, değil mi? Yani ya buradaki bir şekilde Türk sağıyla bu şekilde iç iç olmalı. Ya bunu Türkeş'e kadar götürebiliriz. Ben iyi hatırlıyorum. Türkeş 1977 yılındaki seçim kampanyasını hep Şah'ın Akşibendi'nin yolu üzerineyiz diye sloganı oturtturmuştu. Bak arşivlere. Ben iyi hatırlıyorum. Şimdi yani Türkeş devleti temsil ettiği için inanın o dönemki şeyhler, hatta Yozgat'taki falan Şeyh Ahmet vardı, hatırlamıyorum. Nakşibendi şeyhleri, daha yerel şeyhler. Ve MHP'ye daha açık, rahat destek verebiliyorlardı. MHP'ye verdikleri destekten. Yani o dönemde ya yani Türkeş'i belki daha devlet görüyorlardı, daha güvenli görüyorlardı. Tabii de Şah'ın Nakşibendi'nin Orta Asya işte Türk olması bize bu tabii Nakşibendilik'teki ezoterik hiyerarşi, işte üçler, kırklar, yediler, beşler meselesi ve bunun sürekliliği meselesi, manevi alemin sahipleri meselesiyle devletin, derin devletin sahipleri. Devlet padişahlık olur, cumhuriyet olur ama devletin sahipleri değişmez. Hep bizim derin devlet şeyleri vardı ve bunlar deniz gibidir, içindeki pislikleri atarlar, sonra sahip çıkarlar falan. İki mitoloji, iki ezoterik şey, özellikle son dönemlerde Kurtlar Vadisi'nden tut falan filan. Bu bir de mit yaratmaya yarattılar. Yani derin devletle tasavvufi hiyerarşinin, ezoterik hiyerarşinin, işte gavslık, kutupluk gibi şeyler arasında derin devletin sahipleri, manevi sahipleriyle bu arasında da bir sentez, bir ergime şeyi oluştu. Bunu senaristler falan çok iyi kullandılar. Yani Ertuğrul'da, şurada, burada. Bu da tabii popülizme bir şekilde şey ayarladı. Yani zemin ayarladı. Yani tasavvuftaki insan maksadından, insanın ahlaklanması, bireyin ahlaklanması, kendi nefsini Şah-ı Nakşibendi dediği gibi bir köpeğin nefsinden düşük görmesi, ya da Şah-ı Nakşibendi ne diyordu? Frenk kafirinden kendini düşük görmeyen adam bizim kapımıza yanaşmasın. Ötekiyle ilişki böyle bir ilişkiydi. Şimdi şu partiye oy vermeyen imanı tehlikede direğe geldi iş buradan. Biraz bu yazıyı, bu tartışmaları buradan başlattık yani. Orada işte zaten temel meselelerden birisi de o olarak ortaya çıkıyor sanki. Şu anda mesela menzilin önünde bulunduğu sorun. Ben şeyi hatırlıyorum, 28 Şubat sürecinde Erbakan başbakanken iftara çağırdığında menzilin önde gelen bir ismine sormuştum iftara çağrılıp çağrılmadığını. Çağrıldığını söyledi, gidecek misiniz dedim. Yok, kesinlikle gitmeyeceğim demişti. Tabii, aynı şeyi teyit ediyor, evet. Neden diye sorduğumda şu cevabı vermişti, hiç unutmuyorum. Ülkede birazcık İslam var, onu da bunlar yok edecekler diye. Evet, Erbakan evet. O yaptığını genel olarak İslam'a zarar verebilecek ve orada senin söylediğin derin devlet endişesiyle, ki haklı çıktı. Mesela benim kendisiyle o konuşmayı yaptığım cemaatin binası 2-3 ay sonra kapatıldı mesela. Evet. Böyle bir şey oldu. Ama sonra bakıyoruz mesela menzil son dönemde, özellikle darbe sonraki dönemde Erdoğan'a ve AK Parti'ye en açık ve ilk ve en net bir şekilde destek veren tarikat oldu. Biliyorsun, gazete ilanlarıyla ya da sosyal medya paylaşımlarıyla. Aynı şeyi Erenköy camiası da yaptı biliyorsun. Evet, yani. Hepsi, yani neredeyse hepsi şu anda çok net bir şekilde siyasi parti pozisyon alıyorlar. Ve buna alırken de tabii diğer partileri karşılarına alıyorlar. Bu ama aslında onların kendi bulundukları zemini
sarsmıyor mu? Yani sen daha yakından bildiğin için. Çünkü bu cemaatlerin içerisinde her yerden insan olabilir. Tabii. Öyle yani bunlar dediğin doğru. Yani şimdi artık baktılar ki devlet dedikleri şey 15 Temmuz'dan sonra merkezinde Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin olduğu, Popüler Türk İslam Sentezi'nin olduğu, belki işte bir yıl sonra ilan edecek halifeliğin olduğu bir yapı. Bu devletle bir defa kötü geçirmek istemezler. Yani menzil gibi köyden seçim sandığın içinden AK Parti dışından bir partiye oy çıkabildiğini düşünebiliyor musun? Ya da işte BİM'lerle, MİM'lerle, şunlarla bir Erenköy cemaatinin ya da oradaki şehir burjuvazisinin girdiği başlarının bela, bu sürenin daha da sıkıntıya girmesini riske atarlar mı? Ama bu ne oldu? İşte bak mesela ki Yusuf İslam, Cat Stevens gibi falan, hatta popüler Müslüman olan, konverted olup da Müslüman olan insanların bu tarikatlara, bu cemaatlere bakışıyla beraber İslam algısı değişti. Yani bu hal üzerine, insan merkezli üzerine, işte yani yaratılan merkezli, yaratılana saygı ve sevgi üzerine olan merkezli saygı kaydı. Yeni arayışlara doğru gitti. Mesela Yusuf İslam imajını değiştirdi. Tekrar konserlere başladı. Yani işin tekkede, cübbede, sarıkta, sakallı olmadığını gördü belki de. Yani şimdi bunun sırf Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da etkileri oldu. Yani bu dergahlarda, bu takke şeylerde yüzyıllarca yabancı insanlar, okültistler geldiler, değişti. Yani Müslüman oldular ya da tasavvufa intisap ettiler. Ama şimdi git bak, tasavvufa intisap eden Anadolu'nun Anadolu dışında ön yargıları oluşmuş insanlar artık tekkelere çekemezsin. Ne kadınları çekebilirsin özellikle, ne de normal vatandaşları. 80'li yıllarda böyle değildi. 80'li yıllardan sonra hızlı değişti. Yani Türk İslam Sentezi'nin merkezi haline geldi adeta bu şeyler, tekkeler. O zaman sonuçta tabii tarikat deyince aklımıza ilk gelmesi gereken mistisizm vesaire gibi hususlar geri planda kalıyor. İhtiyaç duyuldukça olan bir şey oluyor. Esas olarak orada oluşturulan o iktidarla alakalı yapı ve ona bağlı olarak kurulan şirketler, vakıflar, yayın organları, şunlar bunlar oluyor ve şey tamamen geri planda kalıyor. Ama orada şöyle de bir sorun var. Destek verdikleri devlet kendileri dışında bir şekilde krize girdiği zaman onlar da mecburen o krizin içerisine giriyorlar. Yani girecekler, taraf değiştirirler muhtemelen ya da tarafsız kalırlar. Ama sanki menzil bu hikayeden dersini almış gibi bir şey var. Ama zaten mesele aslında menzil falandan değil de yani yapısal olarak tarikatların, yani medresenin, bir defa medresenin fıkıh anlayışıyla medresenin ulul emir anlayışı, yani sizden olan şeye, halifeye itaat etmelisiniz anlayışı, medrese üzerinden tartışmak lazım. Yani tarikatların belki insani olan en önemli evrensel yönü de ezoterizm yönleridir. Aslında o yönler yanlış anlatılıyor, tartışılıyor. Halbuki asıllı olan, sorun olan bu siyasal İslam'ın da özellikle dünyada global manada zemin teşkil eden 1200 yılların medrese zihniyeti ya da işte Afganistan'dakilerin, Pakistan'daki Diyabendi medreselerinin yapısı. Ki bu durumda zaten mesela özellikle o bölgedeki Nakşilik radikalleşmiş durumda. Irak'taki Nakşibendi Tugayları var. IŞİD'de çalışıyorlar. Ve burada iki sorun karşı karşıya çıkıyor. Birincisi küresel manada radikal İslam'ın ya da radikal şeyin, şimdi gerçi devlet kontrolü bir sorun olmaz ama birer enstrümanı haline gelebilecek bir şey olabilir. Bu selefiliğe kayabilirler bu şu anki medrese anlayışının altyapısıyla. Veya da tam tersine çok ters bir ezoterizme, çok da şey bir batıni bir doktrinle işte Ezidiliğin tarihine bak. Ezidilik sünni bir tarikattı. Bu süreç içinde batini doktrinlerle farklı bir teolojik anlayışa kaydı. Ya da işte Erdebil, Kızılbaşların kenti olan, sonradan devlet olan Şah İsmail'in dedeleri sünni bir tarikattı. Yani ya ezoterik yapıyla çok heterodoks bir protest ya da Şeyh Bedrettin Simavne kadısının yorumu gibi de olabilirler. Ya da çok daha radikal bir işte Orta Doğu'daki cihatları yapan ya da bir takım şey olan soruna dönebilir. Ama burada tabii devlet bu yapıları tamamen kontrol ediyor. Ama bu sefer tabii siyasetin
birer enstrümanı olabiliyorlar ve iş özünden kayıyor, yol yol olmaktan çıkıyor baktığın zaman. Bu devlet kontrol ediyor dediğinde aklıma bir cenaze sırasında Menzil Köyü'nde giden bir gazeteci, şimdi adını unuttum kusura bakmasın, şeyi gözlemişti, hatta çekmişti de fotoğrafını. Çok sayıda orada sivil görevliler katılanları kayda alıyorlar. Yani şöyle bir yaklaşım yok, yani nasıl denir, bunlar zaten devletçidir, devleti gözetir falan değil, ne olur ne olmaz diye. Yani bu en güvendiği yerleri bile her bir şekilde denetlemek ve bunları kontrol etmek, yönlendirmek, yani kendi bizde düşünülen genellikle tarikatlar devleti yönlendiriyor algısı çok dışarıdan çok var, ama benim bildiğim kadarıyla Fethullahçılık istisnası, o ayrı bir şey zaten. Genellikle devlet tarikatları yönlendiriyor. Özellikle Nakşibendilik söz konusu oldu. Tabii ama Fethullahçıları da kaydetmişler gördüğün gibi. En mahrem yerlerinden itibaren hepsinin kaydı çıktı. Yani ama burada tabii devletin de denetlenmesi lazım. Yani mesela devletin gayri nizami unsurlarının denetlenmediği zaman onlar millet ve halk adına, devlet adına karar veremezler. Yani eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Milli Güvenlik Kurulu'nun kurumsal bir denetimi vardı. Doğru ya da yanlış bir kurumlar üzerinden, bir hesaplanabilirlikler üzerinden bu işler giderdi. Hatta sonradan da mahkemeye de çıkanlar çok oldu bu işlerle ilgili. Ama şimdi biraz bu kurumlar çöktüğü için kim devletin kontrol ediyor, devlet kimleri nasıl kontrol ediyor? Onlar da ayrı bir tartışma, ayrı bir programın konusu tabii. Peki bitirirken şöyle bir şeyi sormak istiyorum. Saki Erol'un yapmaya çalıştığı şey, başarı şansı var mı? Yani Menzilli diyelim ya da bir başkasının bu kadar hani dünya işlerine bu kadar batmış ve öncelemiş yapıların tekrar esoterizmi, tasavvufu, maneviyatı öne çıkarabilme şansları var mı? Ben açıkçası denenmesi ilginç olabilir ama başarıya ulaşabileceklerine pek ihtimal vermiyorum. Yani şöyle bir hikaye var biliyorsun. Yani Saki Bey'i sen de tanıyorsun, biz de tanıyoruz. Ya diyaloğu da çok açık bir insan ve yani bu tartışmalarından da kendine bir takım şeyler görüyor gördüğüm bildiğim kadarıyla. Yani orada tabii bu vakıfları falan yeniden vakıf kurdu. Bu vakıfların gelirleri ve bu kadar büyük kitlelere hitap ettiğin zaman bunların altyapılar için bir yerlerden para bulacaksın. İş zaten oradan bozulmaya başlıyor. Paraları nereden bulacaksın? Nasıl bulacaksın? Yani kimseden para toplanmayacak deniyor. Açıktan para toplanmayacak. Gizli gelen veren verse versin. Bu tabii şeyler. Batı'da da böyle oluyor. Bir mesele de tabii ezoterik hikayeler. Yani Gavs kavramları böyle işte çok aşırı derecede İslami itikada zorlayan hususlarda da galiba sınırlama getirmiş. Bunları kullanılmayacak diye. Bunlar önemli şeyler nereden bakarsan bak. Yani Diyanet'in de hoşuna gidecek şeyler. Bunlara da ihtiyaç var. Yani daha kentli, daha insanlara, daha humanitaryen bir şeyle bizim de bir kültürümüzün bir parçası sonuç itibariyle bunlar, ama dediğin gibi ekonomik kaynak bulma meseleleri eğer zorladığı anda o dediğin korrupsiyon, o dediğin yozlaşma hikayesi başlıyor. Umarım onda da bir sınırı koyabilirler yani. Evet Tarık, noktayı koyalım. Bir tarikatlar, nakşibendilik özellikle devlete ilgisi konusunda bir giriş yayını yaptık diyeyim. Evet, yani evet. Çok konuşuruz, konuşacak çok malzeme var. Bir de gündeme bağlı olarak da ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu konular bayağı bir Türkiye'nin gündemine değişik bağlamlarda gelecek. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi tatiller. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. İyi günler.